Ülkülaşlarımıza, vatansever, milletperver kardeşlerimize çağrı yapıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir aday daha var. O da PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, TİKO'nun, DHKPC'nin, onların siyasi uzantılarının adayı. Kaldı. Birisi Cumhurbaşkanımız, ki inşallah birinci turda seçilecek. İkincisi, düne kadar Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 aday vardı. Kusura da bildiğim kadarıyla yine 4 aday olacak. Ama adaylardan birisi Muharrem İnce dün yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Adaylıktan çekilme sebebi olarak da yedili masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiğinde tek sorumlu olarak kendisini göstereceğini, partisini göstereceğini ifade etti. Böyle bir gerekçe ortaya sundu. Ama kamuoyunda bir haftadan beri konuşulan Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmesi noktasında biliyorsunuz önce baskı kuruldu, Kılıçdaroğlu ziyaret etti, kamuoyu baskısı oluşturuldu. Yandaş gazetelerinde, televizyonlarında konuşmalar yapıldı. Bunların hiç birisine ince itibar etmeyip adaylıklar yoluna devam edince bu sefer de şantaj yapmaya başladılar. Kumpas kurmaya başladılar ve kaset iddiaları, dekont iddiaları, başka türlü iddialarla adaylıktan çekilmezse bunların servis edileceği söylentilerini yaptılar. Sosyal medyalarda bunları paylaştılar. Peki kim bunlar diye baktığımızda bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında oluşan muhannet bir grup. Türkiye'de darbeye karışmış. Efendim darbeden sonra Türkiye'de barınamamış. Yurt dışına kaçmış. PKK'sı, FETÖ'sü, efendim ne kadar millet, devlet, din, ezan, bayrak düşmanı varsa bunlar hepsi birleşmişler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için her yolu mübah görerek her türlü şantajı da, kumpası da, dedikoduyu da, fitneyi de çıkartıyorlar. Ve maalesef dün yaptığı açıklamayla Muharrem İnce de bu şantajlara, kumpaslara, efendim tehditlere boyun eğmiş gözüktü ve adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bir kere bu Türk demokrasisi için utanç verici bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet tarihimizin geçtiğimiz dönemlerinde maalesef pek çok darbenin arkasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı nasıl bir süreçle Deniz Baykal'a kasetle biliyorsunuz CHP'de genel başkan demişti. Ve bugün de yine Cumhurbaşkanlığı adaylığında da Muharrem İnce'ye bir kaset operasyonu ya da şantajla Cumhurbaşkanlığında da önü açılmaya çalışılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu seçimler üzerine de bir gölge düşürmüştür. Ve CHP'nin siciline de bir kez daha kara bir leke olarak bunu Kılıçdaroğlu ve çevresindekiler sürmüşlerdir. Yani bu aradan onlarca yıl geçse de böyle anılacaktır, böyle değerlendirilecektir. Lakin burada en çok mağdur edilen kim olmuştur diye baktığımızda ya da hakkı gasp edilen kim olmuştur diye baktığımızda Memleket Partisi'ne gönül verenler ve bu 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı'nın adayı olarak Muharrem İnce'ye oy vermeye düşünen seçmenlerimiz ve vatandaşlarımız olmuştur. Onların bu hakkı seçime 2 gün kala ellerinden alınmıştır. Kim tarafından?
Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki o muhanet grup tarafından, kim tarafından bu baskılara, bu şantajlara boyun eğerek adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce tarafından. Tabii ki seçmenimiz de bunun hesabını sandıkta görecektir ve bu kumpası kuranlara sandıkta bir ders verecek ve onlara inat inşallah oylarını getirip Cumhur İttifakımızın adayı Cumhurbaşkanımıza verecekler ve onun ilk turda seçilmesine de katkı sağlayacaklar. Şimdi öyle bir süreçteyiz ki burada oyları bölmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Hiç kimsenin nefis yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla özellikle Türk milliyetçilerine, ülkülaşlarımıza, vatansever, milletperver kardeşlerimize çağrı yapıyorum. Seçilemeyecek bir aday, hatta diyelim ki seçim ikinci tura bile kalsa, ki öyle bir ihtimal ben görmüyorum, İkinci tura dahi kalma ihtimali sıfır olan bir adaya oy vermek bu ülkeye, bu millete kötülüktür diye düşünüyorum. Çünkü zaten ABD'nin, emperyalistlerin, PKK'nın ve yedili masada oturanların amacı birinci turda seçimi kazanamayacaklarını, hatta kaybedeceklerini biliyorlar. Ama şu anda bütün uğraşları seçimi ikinci tura taşıyarak ülkede bir kaos, bir kargaşa çıkartarak ülkeyi karıştırmak istiyorlar.